Teyemmümde dikkat edilecek hususlar. Sual: teyemmümde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Cevap: teyemmümde dikkat edilecek hususlar şunlardır. 1. Abdestsiz bir kimse talebesine göstermek için teyemmüm ederse bununla namaz kılamaz. 2. Teyemmümle namaz kılabilmek için yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. Namaz için de niyet etmek gerekir. 3. Bir topraktan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünkü teyemmüm edilen toprak ve benzerleri müstamel olmaz. Teyemmümden sonra elden, yüzden dökülen toz müstameldir. 4. Şafii ve Hanbeli'de teyemmüm yalnız toprakla yapılır. Diğer mezheplerde toprak cinsinden olan her temiz şeyle, üzerinde bunların tozu olmasa bile teyemmüm edilir. Yanıp kül olan veya sıcakta eriyebilen şeyler toprak cinsinden değildir. O halde ağaç, ot, tahta, demir, pirinç, yağlı boya sıvalı duvar, bakır, altın, camla teyemmüm edilemez. Kumla olur. İnci mercanla olmaz. Kireç ve alçıyla yıkanmış mermer, çimento, sırsız fayans, sırsız porselen çanak çömlekle, çamurla olur. Yalnız çamur varsa, suyu yarıdan azsa bununla teyemmüm edilir. 5. Bir teyemmümle çeşitli namaz kılmak caizdir. 6. Misafir 2 kilometreden az uzakta su bulunacağını alametlerle veya akıllı, bali ve adil bir Müslümanın haber vermesiyle çok zannettiği zaman her tarafa doğru 200 metre giderek veya birini göndererek araması farz olur. Çok zannetmezse suyu araması lazım olmaz. 7. Bir kimse suyu sormadan teyemmüm edip namaza dursa, sonra yanında bulunan adil bir şahıstan su olduğunu haber alsa, abdest alıp namazını iade eder. 8. 2 kilometreden uzakta su varken teyemmümle namaz kılmak caizdir. 9. Eşyası arasında su bulunduğunu unutan, şehir ve köyde değilse teyemmümle namaz kılabilir. 10. Suyun bittiğini sanan, namazdan sonra suyunu görse, teyemmümle kıldığı namazı iade eder. 11. Çölde, yollarda içmek için konulan su varken teyemmüm edilebilir. 12. Cünüp, teyemmümden sonra abdesti bozulsa cünüp olmaz. Az su varsa yalnız abdest alır. 13. Cünüp kimsenin vücut yüzeyinin yarıdan fazlası yara veya çiçek, kızıl gibi ise teyemmüm eder. Derisinin çoğu sağlamsa ve yaralı kısımları ıslatmadan yıkaması mümkünse gusleder. Yaralı kısımları ıslatmadan yıkanamazsa yine teyemmüm eder.